Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere bu akşam da karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası bir müjde daha verdi. Otoyol ve köprü ücretlerinde bu sene artış olmayacağını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için de düzenlemenin kısa sürede meclise gönderileceğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. Meclis takvimi merakla beklenirken bu açıklamayı yaptı. Tarih vermedi ama EYT düzenlemesinin kısa sürede meclise sevk edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kürsüdeydi. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Erdoğan'ın önceliğinde enflasyonla mücadele de vardı. Bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonda %20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız. Ve cuma günü İstanbul'da açılışı yapılacak Rami Kışlası, Erdoğan'ın muhalefete çağrısı vardı. Bütün muhalefeti oraya davet ediyorum. Meşhur Rami Kışlamız var ya, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde esnafla da buluştu. Henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan altılı masayı eleştirirken altı kaptan bir gemiyi batırır dedi. Erdoğan sandık mesajı da verdi. Altı kaptan bir gemiyi batırır. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Er meydanında mücadele tek başına olmuyor dedi. Altılı masaya aday ismi açıklamamaları üzerinden yüklendi. Habire toplanıp duruyorlar. Herkes bir aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. Oyu millet verecek. Ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını. Bir tane davula altı tokmak birden inecek. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar. Başkentte esnaf buluşmasında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Esnaf destek paketinin 150 milyar liraya çıkartılacağı müjdesini verdi. Sözü seçime getirdi. 2023 seçimlerinde herhangi bir kazaya meydan vermemek gerekiyor. Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş vaadi de vardı hedefinde. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek, milletin aklıyla alay etmek demektir. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu. MHP'ye organize bir saldırı ivme kazandı, tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim dedi. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak, sokağa çıkmamızı tahrik etmek, FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de Milliyetçi Hareket'in üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Karın ağrısı çeken kim varsa konuştu, söz sırası bizde dedi. Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk değerlendirme geldi. Menfur bir cinayetin içine pürüfak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Densizin devesi gibi çan çan ötenler şunu özellikle unutmasınlar ki tek başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğiz. MHP lideri Bahçeli grup kürsüsündeydi. Ne zamana kadar susacaksın diye soran Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Senin sağında, solunda, yanında, yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Şayet yüreğin varsa tek bir evladımı al da
senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Sinan Ateş'i görevden alma nedenini yeri gelince paylaşacağını söyledi Bahçeli. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor dedi. Mezar başında video çekip yayınlayanlar fırsatçı vampirlerdir. Ülkücülükle alakaları yoktur. Ülkücünün mafyası olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur. Davamız hak yoludur, hakikat yoludur, Allah yoludur. MHP lideri Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayeti üzerinden gösterdiği tepkiye Kılıçdaroğlu dakikalar sonra grup kürsüsünden yanıt verdi. CHP lideri yanında azmettiriciler barındırıyorsun, teslim edeceksin dedi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan komuta kademesine de sert çıktı. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Kızlarına adaleti mutlaka getireceğiz dediği Sinan Ateş cinayeti üzerinden Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi. Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak. Şimdi çık, istediğin kadar bağır. Cumhuriyet Halk Partisi ülkücülerle beraber hareket ediyor. Çünkü ülkücülük vatanseverliktir. Biz de vatanseveriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu salı mesaisinde grup kürsüsündeydi. Yeni nesil fırtına obüslerinin teslimat töreninde Erdoğan'ı alkışlayan komutanlara sert çıktı. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı. HDP'nin hazine yardımının kesilmesini demokrasi dışı olarak yorumladı. CHP ve İYİ Parti Ali Mahir Başarır'la Lütfü Türkkan'ın fezlekelerinin görüşüleceği komisyon toplantısına katılmama kararı alırken Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık çıkışı da geldi. Milletvekillerinin ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Korkmuyoruz, korkmayacağız. İnandığımız yolda kararlılıkta yürüyeceğiz. İki parti AK Parti'den anayasa değişikliğini görüşmek üzere gelen randevu talebini de dokunulmazlık dosyalarını gerekçe gösterip reddetti. Emeklinin bayram ikramiyesi bu senede güncellenecek mi? Emekliye yapılan %30 zammın ardından yakın tarihteki başka bir ödeme de merak konusu oldu. Kulislerden sızanlar milyonları yine heyecanlandırdı. En az 2000. Hani 2000 olması lazım. Kesinlikle artmalı. Emeklilerin geçim şartları çok zor. Milyonlar maaşlara ilave zam beklerken bayram ikramiyesi için de düğmeye basıldı. Emeklinin beklentisi bayram ikramiyesine de zam gelmesi. Heyecanlandıran haber Ankara kulislerinden sızdı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekliye bayram ikramiyesi yatıyor. İkramiye tutarı geçen sene 1100 liraya çıkartılmıştı. Emekli her iki bayramda da 2200 lirayı cebine koymuştu. Geçen sene 1000 lira olan bayram ikramiyesi %10 zamla 1100 liraya yükseltilmişti. Emekli dernekleri ise her sene enflasyona göre güncellenmesini istemişti. Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında hayata geçmişti. Eğer ikramiye tutarı her sene enflasyon oranına göre güncellenseydi şu anda miktar 3200 lira seviyesinde olacaktı. Kulislerde konuşulansa tıpkı emekli maaşı artışında olduğu gibi bayram ikramiyesine de %30 zam yapılması, %30 artışla ikramiye tutarı 1430 lira oluyor. Çoluğa çocuğa verdiğiniz açlık gibi bir şey kaldı. 2500 lira şey olamadı. 100 lira nedir ki, gidiyorsun markete 1100 liralık var, şu yetmiyor bile. Bayram ikramiyelerinin artışı için son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemesi beklenirken 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte 2022 yılında emekli olan memurların ikramiye tutarı da artacak. Memur emeklileri 2023'te ortalama 93 bin lira ilave ikramiye hakkı kazanacak. Yeni yılla birlikte pasaport harç ücretlerine gelen %123'lük zam bir krizi de beraberinde getirdi. 2022 yılı fiyatıyla harç yatırıp randevusu yoğunluktan dolayı Ocak ayına kalanlardan harç farkı istendi. Tüketici derneklerindense dikkat çeken bir öneri geldi. Pasaportumla ilgili randevu alamadım. 2 aydır bekliyorum. Evet, Aralık'ta başvuru yaptım. Ne kadar ödediniz? 255 lira gibi bir şeydi. Randevu şimdi olduğundan dolayı bir daha üstüne ek ücret olarak 501 lira yuvarlamak durumunda kaldım yani. Yani %123'ü ödediniz. Mecburen. Pasaport başvurusunu yaptı. Harç bedelini 2022'de ödedi. Randevuya gelince büyük bir şok yaşadı. Üstelik yalnız değildi. Onun gibi birçok kişi %123'lük zam sonrası aradaki farkın istenmesiyle mağdur oldu. Harç bedelini geçen sene de ödedim ben. Fark bilmiyorum. Daha girmedim içeriye ama. 254 lira fark var. Aynen.
Ödeyecek misiniz? Ödemek zorundayız da. Size bu büyük bir şok oldu. Evet, şok oldum yani. 2022 aralığında pasaporta başvuranların sayısı bir önceki senenin Aralık ayına göre %288 arttı. 1.396.394 kişi pasaport için başvuruda bulundu. Zaten ben zamlı ödemiş oldum. Geçen sene defter bedeli 255 liraydı. Bu sene 501 liraya çıktı. Yine geçen sene 10 yıllık pasaport bedeli 1.478 lira 30 kuruştu. Bu sene 3.295 lira 50 kuruşa çıktı. Yani aradaki fark 2063 lira 20 kuruş. Sistem nasıl kabul etmişse onu o şekilde almaları lazım. Ama öyle olmadı. 4 kişilik bir ailenin başvurusunda aradaki fark 8372 liraya kadar çıktı. CİMER'e şikayet yağdı. Ödediyse kimliğini ya da pasaportunu alıp gitmesi lazım. Araç muayenesi için de benzer bir durum yaşanmış. Yoğunluk gerekçe gösterilerek randevular 2023'e ötelenmişti. Yani 2022'de muayeneye gidecek bir sürücü 507 lira ödeyecekken 2023'te 1080 lira ödemek durumunda. Bence bugüne randevu alışım günü harcaması gerek. Doğru bir şey değil. Tüketici dernekleri ise itiraz yolu açık dedi. Hem Gelir İdaresi Başkanlığı hem de İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle başvurulmasını tavsiye etti. Kimse uğraşmak istemiyor. Şov haber olarak defalarca ekranlarınıza taşımıştık. Hayal satıp vurgun üstüne vurgun yapan devremülk çetelerinden birine bu sefer polis operasyon düzenledi. İstanbul ve Yalova'da 110 kişi gözaltına alınırken bulunan lüks araçlara da el konuldu. Bir oda 7 santim kişi başına düşüyor, bir odayı 50 kişiye satıyorlar. Aynı devre mülkü onlarca kişiye sattılar. Polis 200'den fazla kişiyi dolandırıp vurgun yapan emlak çetesine operasyon düzenledi. Neden gözaltına alındınız? Polisler geldi, operasyon düzenlediler. Herhalde bir dolandırıcılık meselesi olmuş. İddiaya göre dolandırıcılar bir gayrimenkul şirketi kurmuştu. O şirket üzerinden de devre mülk satışı yapıyorlardı. Daha doğrusu o satış vaadiyle onlarca kişiyi tuzağa çekiyorlardı. Yalova Termal Site'ye beni davet ettiler. Günü birlik gittik. Gitmez olaydık. O ve diğer mağdurlar Yalova'da çeşitli yerlere götürüldü, gözleri boyandı. Akşam bize sunum sundular, devrim mülk falan. Ama hepsi sahteydi. Şirket hakkında şikayetler artınca polis çalışma başlattı. 3 ay süren teknik takibin ardından harekete geçildi. Şirketin merkezi Kadıköy'deki bu plazada bulunuyordu. Sabah saatlerinde polis ekipleri dolandırıcılık yaptığı iddia edilen o şirkete operasyon düzenledi ve çalışanlar gözaltına alındı. Operasyon sırasında bazı mağdurlar şirketin önüne geldi. Ne kadar mağdur oldunuz efendim? Var, biraz var. Şu anda 1 milyona yakın benim zararım var. İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait lüks otomobillere el konuldu. Sıradaki haberimiz birçoklarınız için oh be şükür be, hatta bir kısımlarınız için de inşallah burada da bir an önce olur diyeceğiniz bir haber. Nasıl mı? İstanbul'da başlıyoruz tabii ki. Gereksiz yere korna çalıp gürültü kirliliği yaratan sürücüler, ki hepimiz bundan muzdaribiz. Olduk olmadık yerde herkes kornaya basıyor. İşte o sürücüler denetime takıldı değerli izleyenler. O anlarda Show Haber ekipleri de polislerin yanındaydı. Zaman zaman gergin anlar tabii ki yaşandı. Ve yine tabii ki bazı kendini bilmezler bizim çekim yapmamızı engellemeye kalkıştı. Abi git işine ya. Niye mikrofonu buluyorsunuz ya? Ya beni tahrik ediyor şimdi burada. Kimliğini verir misin? 34 Tokat Manisa. Anlaşıldı, gereksiz korna çalıyor şu an. Şimdi bu hah mı? Korna sesleri bazen hayat kurtarabiliyor. Ancak gereksiz yerde kullanıldığı zaman insanları çileden çıkartıyor ve gürültü kirliliğine neden oluyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri bugün gereksiz yere kornaya basan o sürücüleri denetliyor. Biz de Show Haber ekipleri olarak denetimi yerinde takip ediyoruz. 34 Trabzon Manisa Bursa 68 minibüs. Minibüs şimdi size doğru geliyor Aziz. Gereksiz yere kornaya bastı. Şimdi sizin yanınızda. Neden kornaya bastınız? Önümdeki araca git dedim. Şimdi ceza yiyeceksiniz. Yazarsa yazsın, yapacak bir şey yok, ne yapalım? Neden durdurulduğunuz biliyor musunuz? Biliyorum. Yayalar geliyordu diye ben kornaya bastım. 34 Adana Samsun kornaya bastı, ayrıca şu an ışıkları geçti, arada bekliyor. Evet Aziz, bir ihbar daha geldi. Az önce siyah bir araç kornaya
bastı. Gereksiz yere bastı tabii ki de. Şimdi sana doğru geliyor. Evet Uğur, o araçta durduruldu. Şimdi sürücüsü indi ve ona da cezai işlem uygulanacak. 436 lira para cezası. Ceza ehliyet puanında 10 puan düşecek. Ceza yazılan sürücülerin bahaneleri hazırdı. Resmen tuzak bu ya. Neden tuzak? Kardeşim. Neymiş? Efendim siz niye korna çaldın? Çocuğu ezeyim mi ben şimdi? Bazıları yakalandığı için gergindi. Sen benden izin aldın mı beni çekerken? Sen beni çekemezsin ki. Sen kimsin ki beni çekiyorsun? Yok sen niye çekiyorsun? Ben basın mensubuyum. Bazıları işi şiddete döktü. Ya sen kendine macera mı arıyorsun? Ya niye tahrik ediyorsun? Niye? İşimi yapıyorum. Ya niye tahrik ediyorsun İşimi milleti yapıyorum. Ya? Abi git işine ya. Öderlik yapma. Araba dönersin ha. Şimdi niye susuyorsunuz? Efendim niye mikrofona vuruyorsunuz ya? İşimi yapmayayım mı? Olmazsan durma ve işimi saldırdı. Ya beni tahrik ediyor şimdi, vuracağım. Kimliğini verir misin? Denetimde 21 araca 17.750 lira ceza kesildi. Yapılan bir anket flörtleşmenin maliyetini ortaya koydu. Özellikle şu sıralar birileriyle flörtleşiyorsanız bu haber tam sizin için. Sinema gibi etkinlikler için buluşmak istiyorsanız kişi başına en az 350 lira gerekiyor. Eğer işin içine hediyeler de sokmak istiyorsanız aylık masraf 4000 lirayı aşıyor. Bir buluşmada ortalama ne kadar? 100 lira falan. 200 veya 400 arasında gidiyor. En kötü şu an 1000 lira. Fiyatlardaki artış sevgilileri de vurdu. Flörtün aylık maliyeti cep yaktı. Asgari ücretle flörtleşemezler. Bir araştırma 27-35 yaş arası gençlerin flört ederken yaptıkları masrafı ortaya koydu. Bir buluşmada ortalama ne kadar? 450-500 en kötü. Ayda kaç kere buluştuğunu varsayalım? 10. Yani 4,5-5 bin lira mı gidiyor? Yani. İlişkinin ilk yılında bir buluşmanın maliyeti sinema, tiyatro, çay, kahve, yemek derken 350 lirayı buluyor. Yani ayda 10 buluşma olsa bu rakam 3500 liraya geliyor. Doğru ve geçiyor da bazen yani. Çünkü öyle bir hale geldik ki şu anda güç yettiremiyoruz. Bir yemek yedik 300 lira. Bir çiçek aldık 500 lira. 800 lira. Kafeye gittik, kahve içtik. 1000 lira. Yani 100-150 çıkıyor. Sevgilinle konuştuk. 1000 lira dedi. 1000 lira mı dedi? Yok ya. 150 yani en fazla benden. Herhalde senden çıkan olmasın sadece. Evet. Bir de bu işin hediyeleşme kısmı var. Yıl dönümüydü, yılbaşıydı, doğum günüydü derken yılda ortalama 13 bin lira çiftler karşılıklı hediye verirken harcamış oluyor. Yani onu da buluşmalarda harcadıkları paraya eklerseniz aylık ortalama çiftlerin cebinden 4000-4500 lira kadar bir para çıkıyor. Mesela kız arkadaşım doğum günü bugün. Maalesef. Maalesef doğum günü. Ben alma dedim pasta mesela. 180 lira verdik bir pastaya. Normalinde vermememiz gerekiyor o kadar. Yılbaşı bizim ilişkimizin yıl dönümü. O yüzden 200-300 o civarlarda geçiyor. Pahalı hediyeye gerek yok. Yok hesabı erkek ödesine de gerek yok. Önemli olan düşünmek. Flörtleşmenin aylık maliyeti 4000 lira olur. Öyle mi? Bizimki bedava. Yalan. 4000 lira olur mu? Sevgilisini götürse bir kahvehaneye götürse 60 TL. Hele hele emekli geçip flörtleşemez. Emekli peynirin zeytin hesabını yapıyor. Ankete katılanların %75'i ilişkinin ikinci ayından itibaren hesapta kendi payına düşeni ödediğini söyledi. İkinci yıldaysa yani ilişki oturunca maliyetlerin 55 binden 43 bin liraya kadar düştüğü görüldü. Gün geçtikçe geçiyor cicim ayları. Bir zamanlar tamirhanelerde çalışan, ay sonunu zor getiren bir gurbetçiydi. Ancak yaşadığı ülkedeki lotodan 10 milyon euro kazanınca tüm hayatı değişti. Çiko lakaplı Kürşat Yıldırım fırsatını bulur bulmaz Almanya'dan memleketi Kırşehir'e geldi. Böylece biz de sizlere ismini söylemiş olduk. Ben gerçekten yoksulluk içinden geldim. 10 milyon euro vurdu. Büyük piyango ona vurdu. Çiko lakaplı Türk, Almanya'da sıradan bir işçiyken milyoner oldu. Burada memleketimde olduğum için çok çok gururluyum ve çok mutluyum. Dortmund'da yaşayan Kürşat Yıldırım tamirhanelerde vinç operatörlüğü yapıyordu. Geçtiğimiz Eylül ayında başına talih kuşu kondu. Ben çocuk yaşlardan Almanya'ya gittim 12 yaşında. Kötü yollara düştüm. Ben bunu Allah tarafından geldim diye düşünüyorum. 42 yaşında 10 milyon euro yani yaklaşık 200 milyon lira kazanan talihli Çiko doğup büyüdüğü topraklara Kırşehir'e ziyarete gitti. Köyümü ziyaret ettim. Kömürü, odunu olmayanlara, yetim çocukları olanlara yardım etmek amaçlarıyla geldim. İhtiyaç sahiplerine yardım yapan Yıldırım'a göre zenginlik onu hiç değiştirmemişti. Parayı bulduk ne oldu? Ne değişti? Üstüm başım değişti, arabalarım değişti.
evlerim değişti ama benim insanlığımı kimse değiştiremez. Değerli izleyenler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine günün gelişmelerini sizlere aktarmak üzere aynı saatte karşınızda olmayı diliyoruz ve her zaman söylediğimiz gibi akşamınız güzel olsun.